Kariyer hedefim tekrar üst liglerde oynamak, oralarda kalmak. İnşallah bunu da en yakın zamanda gerçekleştireceğim. Çaykur Rizespor'dan ayrılma nedenim, yani doğduğum şehir olmasına rağmen, memleketim olmasına rağmen istediğim ve beklediğim şeyi, desteği hiç alamadım. O yüzden en kısa zamanda ayrılıp farklı bir yol çizmek istedim kendime. Bu yüzden ayrıldım. Genç yaşta Süper Lig'de oynamamın en büyük sebebi kesinlikle Rıza Çalımbay gibi bir teknik direktörle çalışmaktı. Çünkü gençtik zaten. Kampa gittiğimizde en çok çalışanlar arasında olduk her zaman gençler olarak. Ve Rıza Hoca bunu karşılıksız bırakmadı. Ben de o sayede forma şansı buldum ve oynadım. Twitter'da falan bu futbol menajer oyunuyla ilgili birkaç tweet görüyordum, okuyordum. Hoşuma gidiyordu. Oradaki insanlarla sohbet ediyorduk. Yani oyunda beni transfer eden insanlarla takipleştik falan. Güzel bir şey yani ilgi duyulması, benimle ilgili oyunda da olsa güzel bir şeyler söylenmesi hoşuma gidiyor tabii. İdolüm Zlatan İbrahimovic. Oynadığım en yetenekli oyuncu denildiğinde aklıma Florin Sernat'la Ludovic Silvestre geliyor ilk. Alt liglerde ise çok yetenekli oyuncularla oynadım ama aklıma gelen birkaç isimi sayayım. Tuzla Spor'dayken Arif Şahin vardı. Arif abi o çok yetenekliydi. Yıldıray Koçal. Ondan sonra Ömercan Sokullu Pendik Spor'da Ömercan abi. Ve Berkan Afşarlı. Gerçekten yetenekli bir oyuncuydu. Şimdilik bunları sayabilirim. Futbolu abim sayesinde başladım. Abim çok yetenekliydi ve çok iyi oyuncuydu. Ve benim o zamanlar hep yazıldığım kulüplerden kovuyordular yani. Senden futbolcu olmaz falan diyordular. Ben de sırf yani abime hırs yaptım biraz da o oynayabiliyor da ben niye oynayamıyorum diye. Sürekli çalıştım. Çok şükür Allah da nasip etti futbolcu olmayı. Abim de o sürede beni çok destekledi. Ailem, babam, annem sağ olsun. Hepsi arkamda oldu. Yani abimi örnek aldığım için başladım diyebilirim. Şu ana kadar beni zorlayan oyunculardan aklıma ilk gelen Fenerbahçe Tuzla Spor maçında Bruno Alves'ti. Bruno Alves'e karşı çok zorlanmıştım. Birlikte çalıştığım en yetenekli antrenör. Yani bu zamana kadar hepsinin üstünde emeği çok oldu. Hepsi kendine göre farklı farklı yetenekleri vardı. Ben hepsinden kendime işime yarayacak bir şeyler almaya çalıştım ve aldığımı da düşünüyorum. İyi veya kötü tecrübeler edindim. Bütün hocalarıma teşekkür ederim. Futbolcu olmasaydım ya tır şoförü olurdum ya da olabilirsem avukat olmayı isterdim. Sezon zaten bitti sayılır. 6 hafta var. Az da olsa bir playoff umudumuz var. İnşallah gerçekleşirse çok mutlu olacağız. Nasip kısmet diyelim.